namangeva. Namangeva midai, namangeva midai, kanichari namangeva. Mangeva dade, mangeva dade, shugajari mangeva. Mangeva midai, mangeva midai, shugajari mangeva. Le mange dade, le mange, shugajari, shugajari, le mange. Ker mange dade, ker mange, sugar biyav, sugar biyav, ker mange. Le mange dade, le, le mange dade. Demek sırf Sultan'ı kendine soğutmak için böyle abuk subuk şeyleri yapardı ha. Öyle Menekşe. Ben yandım bari o yanmasın der. Kendine bir yuva kursun mutlu olsun der. Ah kadersiz yeğenim benim. İnşallah mafyanın adamlarına yakalanmadan hapse giren çarşabı kurtulur be. Ağlama Sultan çakacak ters bir şey olduğunu. Tamam tamam ağlamam. Karı kim? Ne? Karı mı? Sen bu hanımefendiye nasıl karı dersin? Kafanı kırarım senin ha! Kuman olacak bir insanla sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? He? Ne? Kuman mı? Sultanı soğutmak için yapar belli ki. Ben yanlış mı duydum ya? Şimdi sen benim üzerime kuma mı getireceksin? Herhalde. Yani bir tek karıyla ömür geçer mi be? 4 tane tamamlamak lazım. Bir de bonus takarız yanına. Oldu sana 5. Tabii. Bizim Ferhat öyledir be sultan. Bir karı yetmez ona hayatta be. En az 5. Ben sana dedimdi kızım. Bunlar meymun iştahlıdır dedimdi. Ay tüküreyim senin gibi kocanın suratına be. Hemen yarın boşanma davası açarım. Üzülme Ferhat. Onun iyiliği için yapıyorsun bunları ya. Tabii anam. Evladım, Ferhat'ım sizin için en hayırlısı bu oldu. Şu iş hayırlısıyla bir bitse de gidip teslim olsam. İçim parçalanıyor abi ya. Allah kimsenin kaderini abimin kaderine benzetmesin be hala. Genç yaşında ne acılar çeker garibim ya. Alo, Hanifet, sen misin? Buldun mu kız? Aferin, ben de şimdi duruşmadayım. Hakim trafiğe takılmış gelsin. Yarım saat içinde sultanı boşatıyorum inşallah. Sorma Hanifet, vallahi. Kızımın yuvası yıkıldı. Yani yıkılıyor diye bir üzülüyorum anlatamam. Kız anam niye ağlıyorsun ya? Yol yakınken kurtuldum işte Allah'ın magandasından. Konuşamıyorum hadi hadi sonra görüşürüz. O gün azıcık dikkatli olup o adama çarpmasaydım şimdi bunlar başıma gelmezdi hala. Mukadderat be Ferhat. Hakim geliyor herkes ayağa kalksın. Kalk kalk ver. Bir dakika ya. Ben bu adamı nereden tanıyorum? Amca! Amca iyi misin? İyi misin amca? Ben abla öldü mü acaba ya? Bir şey oldu adam. Ben abla öldü mü ya? Hatırladım. Bu adam benim kazayla çarpıp öldürdüğüm adam. Ölmemiş. Ölmemiş mi? Hı. Emin misin Ferhat? Ya Pembe abla. Pembe abla. Canım söyle söyle. Çarptığım adam ölmemiş bak. Benziyorlar. İkiz gibi vallahi. Bu hakim anam. Hakim bu benziyor. Ne oluyor be? Ne çarpması ne öldürmesi? Ne diyorsunuz siz ya? Aa siz? Fatih canım. Şey tanışıyor muyuz biz? Hatırlamadınız mı beni? Hani bana çarpmıştınız da hastaneye götürmüştünüz? Evet. Yok
Abicim sen bizi benzettin birine valla. Ay şansıma tüküreyim ulan, tam kızıyı boşatacakken olacak tesadüf mü anam bu şimdi? Ya bir dakika Hakim Bey. Pembe abla bana sizin öldüğünüzü söyledi. Öldüğümü mü söyledi? Evet. Nasıl öyle söyle? Hanımefendi ben size iyi olduğumu, hastaneye getirdiğiniz için şoför bey evladıma teşekkür edin demedim mi? Gerçekten valla hatırlamıyorum. Hafıza benim kötüdür, bir şey oldu hafızama. Ya ne dönüyor burada ya? Bir dakika Sultan. Pembe abla bana sizin öldüğünüzü söyledi Hakim Bey. Dahası da var. Sizin mafya babası olduğunuzu, adamlarınızla intikamınızı almak için peşime düştüğünü söyledi. Hepsi tezgahtı değil mi Pembe abla? Hepsi tezgahtı değil mi? Hiçbir şey anlamadım. Ben de en az 10 yıl hapis yatarım diye karımı kendinden soğutup boşanmaya çalışırdım Hakim Bey. Ben yandım bari uyanmasın diye. Beni beklemesin diye. Ne? Ya. Demek sen onun için öyle davranıyordun. Yürü hanım, kudik yürü. Şimdi gerçeği anladın mı Sultan? Pembe ablanın tezgahına gelmişsiniz. Yürü be ağlama be. Hakim be abi, şu boşanma işini bir an önce bitirsen yoksa ben seni şey edeceğim. Kaçın! Koşun! Gerçeği söylemedin ya. Gerçeği bilirsem benden boşanmazsın diye Şahanem. Sen mutlu ol istedim. Ya ben senin yanında mutluyum be. Bak ailelerimiz böyle kedi köpek gibi birbirlerini yerken bile mutluyum. Daha ne olsun be. Yani...